Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 14 Ağustos 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Benzin fiyatı gece yarısından itibaren artıyor. Ham petrol fiyatının uluslararası piyasalarda değer kazanması ve kur artışları nedeniyle benzinin pompa satış fiyatına 85 kuruş artış yapıldı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 44 lira 32 kuruş olacak. Enerjisan dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintilerini azaltacak kritik teknolojiyi yerlileştirdi. Yerlilik oranı %77 olan teknoloji ile elektrik arızalarını giderme hızı 4 kat arttı. Otomatik tekrar kapamalı kesici teknolojisi sayesinde geçici arızaları tespit ve uzaktan müdahale hızı 23 kat artarak 2 dakikaya kadar indi. Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, Türkiye'deki en büyük 250 sanayi şirketi arasında Ar-Ge harcamalarında 25. sırada. Şirket 2023 yılında Ar-Ge'ye 476 milyon lira ayırarak listedeki yerini aldı. Rönesans Holding ve Total Energy'ye ortaklığı Rönesans Enerji, Almanya'dan finansman sağladı. Şirket Almanya'dan sağladığı 15 yıl vadeli 165 milyon dolarlık finansmanı YKR Süt projeleri kapsamında rüzgar santrallerini devreye almak için kullanacak. Yeşil hidrojen yakıtlı uçak dünya turu yapacak. İsviçreli çevre aktivisti Bertrand Piccard, Fransa'da ekibiyle hidrojenle çalışan bir uçak inşa etmeye başladı. Ekip uçağın testlerine 2026 yılında başlayacak. RNC Avrasya 995 milyon lira yatırımla Aksaray'da 100 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurup işletecek. Manas Enerji'nin İGDAŞ ihalesine verdiği kısmi teklif kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İGDAŞ'la Manas Enerji 114 milyon liralık sözleşme imzalayacak. Çin, 17 bin ton ağırlığıyla dünyanın en büyük uluslararası açık deniz petrol ve gaz platformunun yapımını sonuçlandırarak teslim etti. Platform, Ağustos ayı sonunda büyük bir kargo gemisiyle 6400 deniz mili uzaklıktaki Suudi Arabistan karasularında işlev göreceği deniz petrol rezerv alanına taşınacak. Sırada petrol fiyatları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde %3'ün altına düşen enflasyon Merkez Bankası Fed'den faiz indirimi beklentilerini yükseltti. Küresel ekonomi için olumlu bir sinyal olarak yorumlanan haber sonrası piyasalarda Brent tipi petrolün varili 80 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 78 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 15 Ağustos 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2622 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 19.20 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 7-8 dilimi için 1851 lira 29 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.